Şimdi bu kızılcık şerbetiyle ilgili bir şey demek istiyorum ama. Şimdi bak. Abi bu Rütü'nün son aldığı karar çok yanlış bir karar. Şimdi ben Batı diline, Batı jargonuna ay bak. Batı'da, İngiltere'de, Amerika'da kendi ülkelerini eleştiren o kadar çok şey yapılıyor ki, yani siyahilere bakış, Hristiyanlık, Yahudilik çok şey var. Yani eleştiri, çok sert eleştiriler var. Mesela Fransa'da biz eleştiriyoruz ama Fransa mahkemesi Lafarge'a DEAŞ'a yardım ettin diye ceza kesti. Bak bizde böyle bir şey olsa mesela PKK'ya veya DEAŞ'a yardım ettin diye bir şekilde ceza kesmez bize bir mahkeme. Ha Lafarge'da bir şey olmaz Fransa'da. Gene onu korurlar da ifade özgürlüğü orada daha geniş. Şimdi ben bu kızılcık şerbeti nedir diye arkadaşlara sordum. Dün evde bir bölüm izledim o denilen bölümü. Normalde ben Türk dizisi izlemiyorum. Yani kızılcık şerbetini muhafazakarları rencide ediyor diye Show TV'ye tam yayınlandığı gün Rütük ceza kesip yayını durdurmuş. Gördüm. Ne var abi Şimdi mesela? Ne var? bak burada orada muhafazakarlara bir eleştiri var ama ya Kemalistlere daha çok eleştiri var. Bak orada bir bölüm anlatayım. Umut diye bir karakter var. Onun Kemalist bir annesi var. Atatürkçü Kemalist. Nur Sema diye. Annesi var. Umut'un annesi. Nur Sema diye bir karakter var. Başörtülü. Umut'un annesi başörtülü diye Nur Sema'yı aşağılıyor. Tamam mı? Bu Umut da seküler ama özgürlükçü bir çocuk. Annesine çok sert kızıyor. Hatta bu ön yargılı olduğunu, hayatı tanımadığını filan söylüyor. Bir diyalog geçiyorlardı. Ben laikçi teyze tipine bu kadar sert eleştiri geldiğini hiç hatırlamıyorum. Orada o kadar çok eleştiri var ki muhafazakarlara da var. Abi bu sonra buna ceza ki ya bu bir dizi ya. Altı üstü bir dizi. Yani orada söylenen her şey gerçek değil. Bir eleştiri var orada doğru yanlış. Yanlış olsa ne olur ayrıca. Yani diziyi cezalandırmak tam o yayın saatinde başka bir şey. İslamofobi ile ilgili belgesel koyuyorsun. Ya İslamofobi ile ne alakası var onun? İslamofobi işte Hz. Muhammed'e hakaret eden, Kur'an yakan, bütün Müslümanlar teröristtir diyenler İslamofobiktir. O Batı'da öyle çok adam var. Ben buradaki şeyi çok yanlış buluyorum. Ya ben Batı'da ne eleştiriler gösteririm kendi devletlerine, kendi şeyine. Bizde biraz daha ifade özgürlüğü geniş olmalı. Ha Kur'an'a hakaret olur, Hz. Muhammed'e, dinimize o ayrı. Ona kimse müsaade etmez zaten. Bir de bak bir şey söyleyeyim. Senata Kenan Bey'in Kenan Tekdağ'ın eşi başörtülü ya. Ya Annesi, adamın ailesi. ya annesi başörtülü, hanımı başörtülü, ailesinde bir sürü başörtülü. Ya ben oraya gidiyorum orada bir sürü başörtülü insan çalışıyor ya. Başörtülü insanlar çalışıyor orada. Editörler var, haber sunanlar şey var, YouTube'da çalışanlar var şeyde. Ya insanlar şey, yani Kenan Bey İslam düşmanı ya da başörtüsü düşmanı olabilir mi ya? Ya Ya Kenan Bey çok bilgi birikimi entelektüel fazla bir yok. isim. Yani çok o odasına giriyorsun. Odasında yer adım atamıyorsun. Kitap dolu ve o kadar çok bilgisi birikim var ki anlatıyorsan bak şu kitapta şu var diyor. Onun öbür tarafı gösteriyor diyor. Abi dedim bir tane kitabını götürün diyor ki ben kitap vermem diyor. Bak onu sana söyleyeyim. Şey ne diyor? Bana Bir verdi. Bana 2-3 tane verdi. hainlik yapmış bana. Dedi ki ben dedi kitap vermiyorum dedi. Onun bir dedesi sürekli ona bir nasihatte bulunmuş. Demiş ki olaylara karışma. O eski siyasi dönemler var ya. Diyor ki Hadi'cim diyor olaylara karışma. Ben kitap vermiyorum. Şimdi Kenan Tekdağ'ın dışarıdaki görünümü ya ailesi ya Kenan Tekdağ Anadolu insanı ya Anadolu insanı yani. Abi Öyle bak, bir bir hani şey din daha düşmanı, söyleyeyim. İslam düşmanı, Yok bak, ailesi adam muhafazakar, kızları öyle, çocuklar ya öyle, kendi damadı de öyle, kendi öyle. Kenan abinin kendisi de yani dine, hayata, muhafazakar değerlere bağlı, özgürlükçü biri. Dediğim gibi hanımı başörtülü. Ya ben Başörtülü. Bir de şöyle şunu söyleyeyim. bitireyim. Cem ki... Bir şey söyleyeceğim. Bu önemli. Ya abi Allah aşkına muhafazakar eleştirilmeyecek mi ya? Ben de muhafazakar milliyetçi dünya görüşüm böyle. Ama ben eleştirilmeyecek miyim ya? Ya muhafazakarlar da dindarlar şurada hata yaptı de denmeyecek mi biri? Günahkar değil Ya mi böyle abi? Günah yani işlemiyor mu? hayır nasıl ben seküler teyzeyi eleştiriyorsam
yıllarca başörtüsü düşmanlığı yapanları eleştiriyorsam, Müslümanların, liberallerin, Kürtlerin, sağcının, solcunun da komünistin hatasını gördüğümde eleştirilebilmeli hakaret olmadan. Ya muhafazakarlar, dindarlar hakaretten münezzeh değil, eleştiriden münezzeh değilsin ki sen. Sen de eleştirileceksin. Ben sana çok kısa bir şey anlatayım, bitirelim iftar saati. Şimdi beni Ankara'ya davet etmişler. O dönemde Fatma Şahin Devlet Bakanı, aileden sorumlu Devlet Bakanı, şöyle bir toplanmışlar. Televizyonlardaki dizilerle ilgili bir takım şeyler yapıyorlar. İşte efendim şöyle olmuş, şu şurası şöyle, hani bunu böyle yapalım, şura şöyle çıksın. Bir takım yasaklar getirmeyi tasarlıyor. Düşünüyorlardı, tartışıyorlardı. Benim elimde telefonum, dedim televizyonda bunu yapmadınız, yasakladınız dedim. Döndünüz, telefonu açtım. Başka bir yerden açtım dedi. Bu ne olacak dedim. YouTube'dan açtım, Facebook'tan açtım. Yani yasaklarla bir takım şeyler, hani orada ben Show TV'ye yapılan, getirilen o yasa, eğer dizisi Ebubekir Şahin de kusura bakmasın arkadaşımız, ben orada biraz bir politik bir şey var diye düşünüyorum. Diziye... Abi abi bak, ister politik olsun, ister başka gerekçeyle olsun, o dizi, o yasaklar doğru değil. Ya bunlar dizi... Hem de ayrı... seçime giderken. Ha, ya bunlar kurgu işler, doğrudur, yanlıştır, ayrı bir şey. Yani insanlar din düş, bu kadar da kimse din düşmanı değil, kimse başörtüsünü aşağılamıyor. Kenan Bey gibi oradaki eşi başörtülü olan biri bile İslam'a nasıl hakaret ettirecek ya? Böyle bir şey var mı ya? Bu kadar yani oraya bir sürü dindar insan da çıkıyor ek programlara yorumcu olarak. Evet. Yani ana akıl bu değil. Bak eleştirilebilir. Show TV'nin, Habertürk'ün yayınlarında ben onların kanalında eleştiriyorum ya. Bak şu biliyorum, doğru biliyorum, yapmadınız. Bak şu et haberiniz yanlıştı diyorum yani. Onlar da niye eleştirdin demiyor ki. Eleştiri başka bir şey. Ama insanlara böyle yasak koymak, etmek. Şimdi bak o merak yüzünden dizi var ya. Abi 3'e katlamış biliyor musun izlenmesi? Hep öyle olur. Hep öyle mesela olur. İşte. Cem iftar...